Cemal. 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 Hop! Karpuz düştü. Oğlum üç etti bu, ne be abi? Dikkat edin oğlum. Ben kendimi salonda uyudum ya. Ah, her yanım ağrıyor, her yanım. Salonda uyu, rüyanda git, halde kamyondan karpuz indir. Varlık içinde yokluk çekiyorum ha. Hanım, ben artık salonda uyumak istemiyorum. Horluyorsun Cemal. Ha, yeni huy çıkardım zaten. 10 yıldır sanki horladığım mı vardı halbuki, değil mi? Ama bu koltuklar çok rahatsız ya. İnsan uyuyunca yorulur mu? Sen çok horluyorsun, beni de uyutmuyorsun. Bari birimiz dinç olsun. Ben dinç olayım. Sen salonda yat, madem bu hayat müşterek. Olur. Çocuğa bakıcı tutalım. Ben de daha az yorulayım. Salonda yatarım ben, ne olacak? 2 saat önce uyandım, çocuğu okula bıraktım ben. Yok ya, bakıcıya para mı yeter? Yok. Hani annen gelecek, yardım edecekti, burada kalacaktı. Bizim de rüya gibi bir hayatımız olacaktı. Hani anne? Hani nerede annen? Annen nerede, annen? Kaç insan kaynanasının yolunu gözlemiştir ya. Sen bana ne yaşatıyorsun be kadın? Aşağı aşağı, biraz aşağı. Burası mı? Aynen. Hayatım, annem bizimkiyle anlaşamıyor biliyorsun. Tamam bırak, 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 yapamıyor. Bilgi ona kendisini kötü hissettiriyormuş. Bana da kendimi kötü hissettiriyor. Annen şahsi algılamasın. Çocuk dahi çıktı, ben de mağdurum hanım. Satranç öğrettiğim gün çoban matı yedim. Gururum kırıldı ya. Ya bir çocuk babasından zeki olur mu? Bu nasıl bir sınavdır? Hayır, bir de her şeyime de karışıyor. Eğitmeye çalışıyor beni. Dik otur baba, kamburun çıkacak. Saatte tatlı yemez mi o? Zehir o. Mahveder vücudu. Zaten şişkasın. Hep derim soğuğa artistlik olmaz. Kollayacaksın kendini. Vitesi 3'e tak. Yarım gazlar. Bağırtma arabayı. Silikon Vadisi'nde doğması gereken çocuk Sultanbeyli'de doğunca vizyonsuzluğumuzla aşağı çektik tabii çocuğu.